Beyler merhaba. Bugün yine güzel bir oyun getirdim. Kusura bakmayın, uzun zamandan beri doğru düzgün video getiremiyorum. Kanala doğru düzgün video oyun falan atamıyorum. Eskisi kadar çok sık video getiremesem de arada bir yine getireceğim. Getirmeye de gayret göstereceğim. Sizlere eskiden olduğu gibi yine oyunları dağıtmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince fırsatını bulunca bu şekilde videolar yaparak sizlerle ilgileneceğim. Şimdi bugünkü oyunu daha önce de yayınlamıştım. Daha önce de kanala getirmiştim. Hatta bir miktar size keyif falan dağıtmıştım. Bugünkü oyunun ismi Chernobylites. Bu oyunu daha önce de yayınlamıştım. Şimdi daha önce almak isteyip de alamayan arkadaşlara bir fırsat daha doğdu böylece. Elimde 10 adet key var. Chernobylites oyununa ait 10 adet key var. Bunu geliştiriciler bana gönderdiler. Oyunun tekrar bir tanıtımını yapmamı istediler. Ben de 10 adet key talep ettim. Sağ olsunlar, anında key'i bana aktardılar. Ben de sizlere 10 adet dağıtacağım. Her zamanki gibi tek yapmanız gereken videoyu güzel bir şekilde izlemek, yorumunuzu atmak. İlk 10 yorumu atan kişi Discord'a gelip benden keylerini alabilir. Şimdi oyuna gelecek olursak, oyunu biraz daha teknik açıdan ele almak istiyorum. Oyunun artılarını, eksilerini size anlatmak istiyorum daha net, daha detaylı bir şekilde. Şimdi biliyorsunuz bu oyunun en büyük özelliği neydi? Tamamen gerçek harita ve modellemeler kullanılmasıydı. Grafik yönünden tamamen gerçek bir harita ve modelleme kullanılmış olmasıydı. Bu oyunun en büyük avantajı, en büyük güzel yeri. Biliyorsunuz 1986'da Ukrayna Çernobil'de bir facia meydana geldi. Neydi bu facia? Nükleer santral patlamasıydı. Ki gerek Hollywood olsun, gerek bu tarz oyun yapımcıları olsun, filmler, diziler, hatta o bölgeye yapılan macera turizmi falan filan derken bu faciayı da bir şekilde fırsata çevirmeyi başardılar. Bu facia üzerinden birçok oyunlar yapıldı, filmler yapıldı, diziler yapıldı, hikayeler üretildi. Gerek bilim kurgu, gerek apokaliptik tarzda oyunlar ki Stalker falan, bu oyunlara örnek gösterilebilir ki Stalker da gayet başarılı bir oyun. Yakında da zaten Stalker 2 çıkacak. O da yine bu Çernobil faciasına dayalı bir oyun tarzı ki benim de bir numaralı favori oyunumdur. Sizlere de tavsiye ederim. Çıkarsa mutlaka oynayın. Gayet güzel bir oyun. Ama o oyun çıkmadan önce de bu Chernobylite oyunu ona yakın güzel bir deneyim sunduracaktır size. Şimdi bu Chernobylite oyunu Stalker kadar kaliteli olmasa da onun bir veyahut da iki tık altı kalitede, yani ortağının bir üst seviyesi kalitede bir oyun diyebiliriz rahatlıkla bu oyun için. 10 üzerinden bir puan vermek gerekirse bu oyuna, benim oyum 10 üzerinden 5 veyahut da 6. Hani 10 üzerinden 6 diyebiliriz bu oyunun kalitesi için. Gayet de oynanılabilir, gayet de güzel bir oyun. Artılarına gelecek olursak bu oyunun artıları nedir? Tamamen gerçekçi grafikler, tamamen gerçek harita ve modellemeler kullanılmış olması. Yani oyunun içinde bulunduğu harita, oynadığınız harita tamamen gerçek, tamamen Çernobil bölgesine ait bir harita. Olduğu gibi o bölgenin modellemesini çıkartmışlar ve oyunun içine aktarmışlar. Bu yönden çok güzel, çok iyi bir fikir olmuş. Gayet de güzel bir şekilde aktarmışlar. Her detayı, her nesneyi, etrafta gördüğünüz her şey, oyunun içinde gördüğünüz, bulduğunuz her şey, hemen hemen %99 her şey gerçek modelleme ve gerçek haritalar üzerinde dayandırılmış. Oyunun artısı bu diyebilirim. Yani neredeyse hiç hazır asset falan kullanılmamış diyebilirim oyun için. Oyunu bu yönden güzel titizlikle çalıştırılmış. Oyunun eksikler nedir peki? Birincisi oyunun yapay zekaları. Gerek NPC'ler olsun, gerek düşman karakterler olsun, gerek yanımızda bulunan dost karakterler olsun. Bunların yapay zekaları çok verimli değil. Yani nedense bu yapay zekalar üzerinde çok fazla durulmamış. Belki de kullandıkları gerçek modelleme grafikler haritalardan dolayı da bunları iyi bir şekilde optimize edememişlerdir. Belki de yapay zekanın sağlıklı çalışmamasının nedeni de bu
kullanılan gerçek modellemeler de olabilir. Optimizasyon falan sıkıntı yaratmıştır. Belki bundan dolayı yapay zekaya çok fazla önem verememişlerdir veyahut da optimize etmekte zorluk Yalnızlık eğitimini yaşamışlardır. kötü Gerçek bırakıyorlar. haritaya uydurmakta zorluk Yamato yaşamış olabilirler. Belki ondan dolayı yapay Moshi, zekayı çok iyi çalışmamış olabilir. Bilmiyorum yani tam olarak. Bunlar Kimi çok detaylı teknik konular olduğu için çok fazla bilemem. Sadece fikir üretebilirim. Benim düşüncem bu olabilir. Tamamen kullanılan gerçek modelleme ve haritalardan dolayı da yapay zeka üzerinde pek kaliteli bir çalışma yapamamış olabilirler. Bir diğer eksiklerden biri de şu seslendirme. Ya seslendirme çok iyi değil. Ya daha doğrusu seslendirme de hazır seslendirme değil. Özel ses mühendisleri çalışmışlar. Hatta o bölgeye gidip o bölgedeki yankımalar, sesler, silah sesleri falan tamamen gerçek silah seslerini kullanılarak kaydedilmiş sesler. Ama nedense oyun içinde çok verimli kullanamamışlar. Bazı yerlerde sesler çok tiz çıkıyor. Bazı yerlerde oyun içine uyumlu bir şekilde yerleştirememişler. Yani çok kötü mü? Hayır. Çok kötü değil. Çok iyi. Çok da kaliteli yani öyle. Hazır seslendirme kullanmamışlar. Bir emek sarf etmişler. Bir çaba sarf etmişler. Özel ses sistemiyle falan oyun için özel ses tasarımı yapmışlar ama çok da kaliteli değil. Daha doğrusu kaliteli ama çok da oyuna uyum sağlamamış gibi bir hissiyat yarattı. Ama gene de çalışıyor mu? Çalışıyor. Gayet güzel mi? Güzel. Seslerin de o yönden çok fazla sorun yaratacağını, oyunun deneyimini bozacağını hiç zannetmiyorum. Biraz daha gayretli bir şekilde çalışılsaydı belki ses üzerinde daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında bazı patlamalı, çatlamalı sahnelerde falan gerçek zamanlı efektler kullanamamışlar. Belki o da kullanılan gerçek modelleme ve haritadan kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Büyük ihtimalle de ondan dolayı biraz zorluk yaşamış olabilirler. Yani bazı yerlerde özel animasyon ses, gerçek zamanlı animasyonlar falan kullanırken oyun içi gerçek zamanlı animasyonlar yerine sinematik animasyonlar kullanmış. Belki optimizasyondan feragat edebilmek için, optimizasyonu kullanabilmek için o şekilde yapmışlardır, bilmiyorum. Yani mesela bir yerde bir patlama mı olması gerekiyor? Bunu gerçek zamanlı yapmak yerine diğer oyunlardaki gibi ara sahne, ara efekt olarak kullanmışlar. Belki de optimizasyonu kurtarabilmek için böyle bir şey yapmışlardır. Oyunun fizik mekanikleri üzerinde de çalışılmış, uğraşılmış bir şeyler yapılmış ama sadece belirli materyallerdeki fizik hesaplamalar çalışıyor. Yani şöyle, bu öldürdüğümüz düşmanların üzerindeki etkilerinde çalışma var. Ama herhangi bir mekanda veyahut da haritaya ait herhangi bir yerde gerçek zamanlı fiziksel aktivite veyahut da animasyonlar direkt olarak çalışmıyor. Bunun yerine sinematik animasyonlarla desteklendirilerek animasyon ve fizik motoru kurtarılmaya çalışmış. Bu şekilde yapılmış. Büyük ihtimalle kullanılan haritada objeler ve nesneler, fizik mekanikleri ve gerçek zamanlı hasar mekanikleri ve animasyonlarla destekleyememiş olabilirler. Ondan dolayı bunun üzerinde de pek fazla çalışma yapamamışlar. Ama genel olarak bir kaliteyi tutturmaya başarmışlar oyunda. Oyunun kalitesinde bayağı bir kurtarma yapmışlar. Yani bir yönden başaramamışlar ama diğer yönden çok iyi başarmışlar. Kaliteyi de tutturmayı başarmışlar. Yine de eksileri olsa da oyun gayet güzel bir şekilde oynanılabilecek oyun. Hikayesi de gayet güzel bir şekilde uydurulmuş. Tamamen açık dünya güzel bir oyun. Bunun dışında hikayesine gelecek olursak, hikaye akışı tamamen sizin tercihlerinize ve seçimlerinize bağlı işliyor. Yani oyunda sizin vereceğiniz kararlar hikayenin akışını değiştiriyor. Oyunda zaman portalı diye bir şey var. Seçimlerinizi ve tercihlerinizi bu zamanda portal açarak geriye giderek seçimlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Yaptığınız hatalar düzeltebiliyorsunuz. Oyunun akışını ona göre yönlendirebiliyorsunuz. Hikayeyi ona göre yönlendirebiliyorsunuz. Oyunun birden fazla finali var. Birden fazla sonu var. Bu tamamen sizin tercihlerinize göre işliyor oyunun ilerleyişi ve hikayesi. Bu yönden de güzel olmuş. Bunu da beğendim. Mesela dostlarınızla zamanda portal açıp geriye giderek yollarınızı ayırabiliyorsunuz. Veyahut da düşmanlarınızla zamanda geriye giderek yaptığınız tercihleri geri alarak veyahut da farklı bir tercihte bulunarak düşmanlarınızla dost olabiliyorsunuz. Bu yönden güzel olmuş. Oyunun hikayesinde başlangıcındaysa karakterimiz Tatiana diye bir sevgilisi var.
Onu kurtarmak için yola çıkıyor. Hikaye de bunun üzerine gelişiyor. Bunun üzerine değişiyor. Bu şekilde bir hikayesi var. Ve tamamen kararlar ve tercihler size bağlı bırakılmış bir şekilde. Konuşma diyaloglarını tamamen size bırakmışlar. Siz konuşma diyalogları sırasında neyi seçerseniz hikayenin akışı da ona göre belirleniyor, ona göre ilerliyor. Birden farklı sonla da finale ulaşıyorsunuz. Bunlar dışında da vuruş hissiyatı falan zaten idare eder. Gayet güzel. Oynanılabilir seviyesinde bir vuruş hissiyatı var. Yani sizi üzmeyecek güzel bir vuruş hissiyatı var oyunun. Oyunun fiyatına gelecek olursak şu anda indirimde 6 dolar, 6-7 dolar arası olması lazım. 7 dolardı galiba indirimdeki fiyatı. Normal fiyatı ise 15 dolar bir fiyatı var. Biliyorsunuz Steam'de artık dolar kuru üzerinden satış yapmaya başladı. 15 dolar değer mi değmez mi? Tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Ha, oyun kaliteli mi? Kaliteli. Oynanır mı? Oynanır. Benim hoşuma da gitti zaten oyunu. Daha önce iki defa oynadım, bitirdim. Gayet de güzel. Yani 20 saatin üzerinde bazen daha da değişebiliyor. Oynanış süresi var. Bu biraz da sizin tercihlerinize ve seçimlerinize kalmış. Oyunun uzun ve kısa sürmesi dediğim gibi. Oyunun hikayesine siz yön veriyorsunuz. Tercihleri ve seçimleri siz yapıyorsunuz. Ona göre de gelişiyor. Haliyle oyunun oynanış süresi ona göre de değişiyor. Daha önceki incelememin de zaten linkini yukarılara bir yere koyarım. Bir önceki incelememi de oradan izleyebilirsiniz. Bunlar dışında genel olarak oyunu değerlendirmek gerekirse 10 üzerinden 6 diyebiliriz rahatlıkla oyunun kalitesine. 10 üzerinden 6 veriyorum ben. Oynanılır. Eğer elinizde paranız varsa, oyun alabilecek imkanınız varsa Steam üzerinden 15 dolara satın alarak da oynayabilirsiniz oyunu. Ki tavsiye de ederim. Tamamen bütçe meselesi, tercih meselesi. Stalker, Metro Exodus gibi oyunları seviyorsanız o oyunlardan önce oynanılması gereken çerezlik tadında bir oyun tavsiye de ederim. Ben beğendim. Oyun benim gayet de hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ederim eğer oynamak isterseniz. Oyunun linkini falan açıklamalar kısmına bırakırım. Bizim Discord sunucusunun linkini falan da açıklamalar kısmına bırakırım. Dediğim gibi oyuna ilk 10 yorum yapan kişilere direktmen Discord üzerinden oyunu verebilirim. Şimdilik oyun hakkında anlatacaklarım bunlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz oyunları sizlere daha çok getirmemi istiyorsanız, size daha çok ulaştırmamı istiyorsanız kanala destek verin, videoları izleyin, like atın, abone olun. Arkadaşlarınıza falan önerin ki bu tarz oyunlardan daha çok getirebileyim size. Biliyorsunuz ben YouTube'a ara verdiğimde depremden dolayı o arada baya bir abonemiz kaybolmuş. Baya bir abonelikten çıkanlar olmuş. Kanaldaki abone sayısı biraz düşünce haliyle eskisi gibi sık bir şekilde key göndermiyor oyun yapımcılar, firmalar falan. Siz ne kadar çok kanala abone olursanız, arkadaşlarını falan davet ederseniz kanalımız o kadar büyür, o kadar çok key gelir, o kadar kaliteli oyunlar gelir. Sizler de elimden geldiği kadar oyunsuz bırakmamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. GameWatt. Takipte kalın.
Afanasi! Afanasi! Он должен быть где-то здесь. Приветствую, незнакомец. Все еще ищешь брата? Да. Не могу понять, куда... Давай посмотрим, что у тебя есть. Счастливого пути, друг мой. Они задумали создать идеальный союзный город. Атомный, но в котором собрал... А самое, не бед. Вот и когда случилось, и что осталось? Что случилось? Тоже что и все. Люди. Но для... И что в нем было такого? Мы. Милый мой. Ты чувствуешь? А запах какой! Это ветерок с Припяти. Цветут цветы, кто-то варит кофе, наливает лимона. Мы поели сладкого и... Ты всегда читала фантазии. Стругацкие. И... Иногда они как будто... Здорово было. Давно это... А зим... Ты так настоял. Это точно. Я так хочу. Я знаю.